أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Aziz müminler, muhterem kardeşlerim, müjdeler olsun size, müjdeler olsun bizlere, hamdü senalar olsun bizleri yaratan, yaşatan, sağlık veren ve bir Ramazan-ı Şerife daha bizleri kavuşturan Allah-u Zülcelal Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Ve geçen Ramazan-ı Şerif'te aramızda olup da şu anda aramızda olmayan cümle sevdiklerimize, geçmişlerimize Rabbim rahmetler ihsan eylesin. Evet, bir Ramazan-ı Şerif'e daha kavuştuk. Bilmiyoruz ki ömrümüzde bundan sonra daha kaç Ramazan-ı Şerif kalmıştır. Rabbim hepimize, hepinize sağlıklı, bereketli ömürler versin inşallah. Ramazan-ı Şerif, 11 ayın sultanı. Ramazan-ı Şerif, evimize gelen misafir. Sultanı evimizde misafir ediyoruz. Ramazan-ı Şerif, rahmet ayı, bereket ayı, oruç ayı, Kur'an ayı. Ramazan-ı Şerif, itikaf ayı, teravih ayı. Ramazan-ı Şerif, baştan sona rahmet, baştan sona bereket. Aman siz, siz olun, biz, biz olalım. Bu Ramazan-ı Şerif'i ihya edelim. Ne demek ihya etmek? Hayat vermek, canlı tutmak, diri diri geçirmek, dolu dolu geçirmek demektir. Aziz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in kadri kıymeti nereden geliyor? Ayet-i Celilesinde, Bakara Sure-i Celilesi 185. Ayet-i Celilesinde Rabbimiz bizlere haber veriyor. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Şehru Ramazan, Ramazan-ı Şerif ayı. Ramazan ayı demeyiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ramazan-ı Şerif ayı deyiniz. Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyiniz. Ramazan-ı Şerif ayı geldi, Ramazan-ı Şerif ayı gitti deyiniz buyuruyor. Çünkü çok şerefli, kadri yüce bir ay. Peki bu ayın bu şerefi, bu şanı, bu saltanatı nereden geliyor? Sultan. Estaizu billah. Şehr-ı Ramazan, Ramazan-ı Şerif ayı ki çok kıymetli bir aydır. Neden? Ünzile indirilmiştir fihi o ayda el-Kur'an, Kur'an-ı Azimüşşan indirilmiştir. Kur'an-ı Azimüşşan defaten dünya semasına Ramazan-ı Şerif'te indirildiği gibi Kur'an-ı Azimüşşan'ın peyderpey Resul-i Zişan Efendimiz'e indirilmesi de yine Ramazan-ı Şerif'in içerisinde Kadir Gecesi'nde başlamıştır ve ayet-i celilesinde Allah-u Zülcelal Hazretleri bunu şöyle ifade ediyor. Estaizu billah. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Şüphesiz ki biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Ne kıymetli, ne büyük, ne muhteşem bir ay. İçinde Kadir Gecesi var. Efendimiz Aleyhisselam ne buyururdu? İnnehu kad azallakum şehrun mübarek. Ey ashabım, müjdeler size, üzerinize mübarek bir ayın gölgesi düştü. Fihi leyletun, onda bir gece vardır ki hayrun min elfi şehr. Bin aydan daha hayırdır. Aman bu bir ayı dolu dolu geçirelim. Neden Ramazan-ı Şerif kıymetliydi? Unzile fihil Kur'an. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan Ramazan-ı Şerif'te indirilmişti. Ne olarak indirildi? Hüden, bir hidayet olarak indirildi.
insanları doğru yola sevk eden, insanlara doğru yolu gösteren bir nur, bir aydınlık olarak, hüdellinnâs, insanlara hidayet olarak indirilmiştir. Başka, وَبَيِّنَاتٍ, beyine, apaçık deliller olarak indirilmiştir. مِنَ الْهُدَى, hidayetin apaçık delilleri olarak, وَالْفُرْقَانِ, hakkı batıldan tefrik eden, ayıran apaçık deliller olarak Hazreti Kur'an inmiştir. Bu ayda indirilmiştir. Peki bu ayın kadri kıymeti nereden geliyormuş? Kur'an-ı Azimüşşan'dan. Peki Kur'an-ı Azimüşşan'ın indiriliş sebep ve gayesi, hikmeti nedir? Onu da bir başka ayeti celilesinde Rabbimiz şöyle beyan ediyor. Estaizu billah. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak. Biz sana bu Kur'an'ı, bu kitabı hak ve gerçek olarak indirdik. Niçin? Litehkume. Bu kelime çok önemli. Hükmedesin, hüküm veresin diye. Beynen nâsi, insanlar arasında. Bimâ erâkellâh. Allah'ın sana göstermiş olduğu, göndermiş olduğu bu vahiyle, bu vahyin ışığıyla insanlar arasında hüküm veresin diye. Bu Kur'an'ın hükmü yürüsün diye. Bu Kur'an'ın ahkamı amel edilsin diye indirilmiştir. Okumak çok sevap. Aziz müminler, Ramazan-ı Şerif ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. Ramazan-ı Şerif ayı Kur'an'ın çokça tilavet edildiği ve edilmesi gerektiği bir aydır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif'te Cebrail Aleyhisselam ile mukabele ederdi. Ne demek mukabele ederdi? Kur'an-ı Azimüşşan'ı Efendimiz okur, Cebrail Aleyhisselam dinler, Cebrail Aleyhisselam okur, Efendimiz Aleyhisselam dinlerdi. Bugün camilerimizde ve evlerimizde okunan mukabele geleneği sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Cebrail Aleyhisselam'ın sünnetidir. Peki Kur'an okumanın sevabı ne kadardır? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Kur'an okumanın sevabı her harfine en az 10 hasene vardır. Elif, lam, mim dediği zaman bir kişi 10 hasene var. Elif, lam, mime 10 hasene yok. Elife 10, lama 10, mime 10 hasene vardır. En az 30 hasene vardır. Kur'an-ı Kerim'i manasını anlamasak bile okumak, okuyana en az her harfine 10 hasene vardır. Güzel okuyana 10 hasene var. Kekeleyerek, takılarak böyle okumakta biraz güçlük çekerek Kur'an-ı Kerim'i tilavetini çok iyi bilmiyor. Yeni okumaya başlamış. Ona 2 kat sevap vardır. Cenab-ı Mevla onu da mağdur ve mahrum etmiyor. Peki aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden gaye ve maksat, onu sadece okumak mı? Okuyana bu kadar sevap var. Ya ahkamıyla amel edene ne kadar sevap var? Ramazan-ı Şerif'in kadri kıymeti Kur'an'dan geliyor. Bakınız Kur'an'ın kadri kıymetine, Kur'an'a değer veren, önem verenin şan-ı şerefine bakınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, her kim Kur'an'ı okur, onunla amel ederse, onun anne babasına kıyamet günü nurdan bir taç giydirilecektir ki, o tacın ışığı şu anda evlerinize giren aydınlık var ya, evimiz gündüz vakti aydınlık oluyor. Her ne kadar güneş ışığı doğrudan girmiyorsa da güneş ışığının farklı cisimlere yansıması neticesinde evimizin içine bir ışık giriyor. O kadar güneşin ışığı kuvvetli. Efendimiz buyuruyor ki, yevmi kıyamette Kur'an okuyup onunla amel eden kişinin anne babasına öyle bir taç giydirilecek ki o tacın nuru, ışığı güneşin ziyasından çok daha fazla. Kur'an'ı yüzüne okuyana bir harfine 10 sevap var. Kur'an'ı okuyup amel edenin anne babasına nurdan taş giydirilecek. Efendimiz buyuruyor ki, ya o Kur'an'ı okuyup onunla amel eden nasıl bir dereceye nail olacaktır? Gerisini siz düşünün buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Mevla
Kur'an'ın indirildiği aya, Ramazan-ı Şerif'e şeref verdi ve şerif, şerefli oldu. Ve bu aya İslam'ın 5 şartından biri olan oruç farzını yerleştirdi. Ramazan-ı Şerif'in içerisinde oruç farz kılındı. Ramazan-ı Şerif'in başlangıcıyla birlikte başlıyor, bitişiyle bitiyor. Oruç da ayrı sır ve hikmetlerle doludur. Estaizu billahi ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil mü'minin. Biz Kur'an'dan müminlere rahmet indirdik, şifa indirdik. Kur'an müminlere rahmet ve şifadır. Oruç nedir? Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki, "Sumu tesihhu." Oruç tutun, sıhhat bulun. Oruç da bedenlere şifadır. Peki, Ramazan-ı Şerif'te bir yanda Kur'an okuyoruz, manasını anlamaya çalışıyoruz, amel etmeye çalışıyoruz. Bir yanda oruç tutuyoruz. Oruç, 11 ay boyunca mütemadiyen, aralıksız çalışan bedenimiz, bedenimizin iç organlarımızın, kalbimizin, ciğerimizin vesaire azalarımızın dinlenmesine vesile olan bir ibadet. Bir yanda ruhun şifası, bir yandan bedenin şifası. Bu ikisi birleştiği zaman aziz kardeşlerim ne oluyor? Ortaya muazzam bir tablo çıkıyor. Nedir o tablo? Oruç tutan bir insan melekiyet vasfı kazanıyor. Yemiyor, melekler yemez. İçmiyor, melekler içmez. Cinsel arzularından uzak duruyor. Meleklerin cinsel arzuları yoktur. Meleklere benziyor. Gıybet de etmiyor. Melekler de gıybet etmez. Haksızlık yapmıyor. Melekler de haksızlık yapmaz. Yani kişi bedenine oruç tutturduğu gibi, yemekten içmekten kesildiği gibi gözüne de oruç tutturur, kulağına da oruç tutturur, diline de oruç tutturursa o zaman Ramazan-ı Şerif'te muhteşem bir tablo ortaya çıkıyor. Nedir o tablo? O tabloda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde müjdelediği tablodur. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Nevmus saimi ibadetun. Oruçlunun uykusu ibadettir. Ve samtuhu tesbihun. Susması tesbihtir. Ve duauhu müstecabun. Duası da makbuldür. Bir kişi imsakta kalktı. Efendimiz tesahharu fe inne fissahure bereketen. Oruç tutunuz, oruçta bereket vardır buyurdu. Bereket kapısı sahurda açıldı. Etrafa Cenab-ı Hakk'ın rahmeti saçıldı. Ta ne zamana kadar? İftar saatine kadar. İmsaktan iftara kadar oruçlunun yaptığı her iş, her şey ibadet kapsamındadır. Ama مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِمًا bir Müslümanın gıybetini yapmadığı müddetçe, bir Müslümana haksızlık etmediği müddetçe. Uyuyor, sevap alıyor. Uykusunda ibadet sevabı alıyor, Cenab-ı Hak lütfetmiş. Susuyor, sanki eline tesbih almış, Subhanallah, Ya Rabbi sen noksan sıfatlardan münezzehsin, kemal sıfatlarla muttasıfsın demiş gibi tesbih sevabı alıyor. Dua ediyor. Cenab-ı Hak, ey kulum sen benim rızam için yemeyi, içmeyi terk ettin. Nefsani arzularını terk ettin. De bakalım benden ne istiyorsun diyor. Oruç tutan kulunun duasını kabul ediyor. Aziz kardeşlerim, henüz Ramazan-ı Şerif'in başlarındayız. Ramazan-ı Şerif'in kadri kıymetini bilelim. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'in şefaatine nail eylesin. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'te inen Kur'an-ı Azimüşşan'ın şefaatine nail eylesin. Ramazan-ı Şerif öyle bir deryadır ki dalmakla bitmez, içindeki inci mercanları saymakla bitmez. Öyleyse aman bu
mübarek günlerin kadri kıymetini bilelim. Rabbim bu mübarek günlerin, Ramazan-ı Şerif'in kadri kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve bu vesileyle şu içinde bulunduğumuz sıkıntılardan, salgın hastalıklardan milletimizi, ümmeti Muhammed'i halas eylesin. Rabbim sizleri, bizleri, sevdiklerimizle birlikte Ramazan-ı Şerif'in tamamına ve tekrarına ermeyi nasip eylesin. Rabbim sizlerden ve bizlerden razı olsun. Allah'a emanet olunuz aziz kardeşlerim.